Günaydın bacılar, günaydın. Dişe gidiyorum, dişimi taktırmaya gidiyorum. Nefes uyuyor. Ben uyandığım için Can Mahmut da hemen uyandı. Onu da yanımda götürüyorum. Açılışımı yapayım dedim. Dışarıdayım, otobüs bekliyorum. Öyle bacılar, birazdan görüşürüz. Yağmur çileştiriyor arkadaşlar. Geldik ama. Can Mahmut. Ay, düşüyordu. Böyle bir yer arkadaşlar, bakın. Bekliyorum şimdi, hasta varmış. Koltuklar da ne güzelmiş değil mi? Gri gri. Beklemedeyiz. Bacılarım, geldim. Bir dakika hemen. Ben de hep aynı şeyi yapayım. Ayarlayamıyorum ama ya. Ne yapayım? Ay bacılar, ay bacılar, ay bacılar. Diş yaptırmak ne kadar zormuş ya. Allah implant yapanların, implant yaptıranların yardımcısı olsun gerçekten. Şu an ağzımın her tarafı yara. Ha, doktorun köşeğinden değil, çok iyi. Ama hani çarka vurduğu için, bir de hani anestezi etkisine, demek ben böyle yaptım, ağzım yara, bakın. Şuraya yakın gördünüz ha, nasıl olmuş. Hemen anlatayım bacılar. Cuma duamızı birazdan yaparız konuştuktan sonra. Kahvemi önce bir yudumlayayım. Sabah gittim. Pardon. Ay. Sabah gittim. Can Mahmut'la birlikte, gördünüz arkadaşlar. Ondan sonra doktor şuraları, şu iki tane dişi çarka vurdu. Şu iki tane dişi, yapılan dişler var ya, yani kanal tedavisi yaptırmıştım. Çarka vurdu. Bu telefon niye bulanık gösteriyor? Bir dakika. Şöyle silin. Hah. Çarka vurdu arkadaşlar. Ondan sonra şurayı tekrardan hafiften çarka vurdu. Ölçüleri aldı arkadaşlar. Ben seni arayacağım dedi. Bana dedi ki, oruç tutacak mısın dedi. Allah izin verirse hocam, tutacağım dedi. Herhalde şey için, hani dişimi yaptırmak için erken şeyde, oruç gelmeden yapayım diye dedi herhalde. Tamam dedi, Nazlı Hanım dedi, hani çarka vurdu, ölçüleri aldı, iyi gidin dedi, biz sizi arayacağız dedi. Hocam dedim, şimdi bu iki dişi yapacaksınız yani dedim. Bu dişler arkadaş, dün söyledim mi? Bu dişler şimdi hani abes kaçacak. Hani böyle uzun olur, şey olur, törpüleyin hocam dedim. Şu alttakileri de törpüleyin dedim. Bir de dedim hani beyazlatma yapacaksınız ya dedim. Dedi ki beyazlatma ücretli oluyor dedi. Sadece temizleyeceğiz dedi. Ben de beyazlatma ücretini sormadım. Seher de dedi, abla dedi, beyazlatma ücretini sorsana dedi. Hani ben de belki yaptırırım uygun fiyatlıysa dedi. Sormayı unuttum valla ama gidince soracağım Allah izin verirse arkadaşlar. Yani dişlerim yapılacak. Çok arkadaşlar, çok memnunum. İşinin ehli gerçekten. Yılların doktoru. Böyle diplomalarını asmış oraya. İstanbul Diş Hekimliği'nden, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği'nden mezunmuş. Oraları asmış işte arkadaşlar. Bir görseniz, tıklım tıklım arkadaşlar. İmplant yaptıran var, kanal tedavisi, dolu çocuk gelmişti. O kadar iyi. Adresini soruyorsunuz arkadaşlar. Ben kötü bir şey size söylemem. Ha, daha diş takılmadı ama şu anlık ilgilerinden, hani yapımlardan memnunum. Adana Gazi Paşa arkadaşlar, Adana'da bir Adana Gazi Paşa Platin mağazası var, onun yanında simitçi var, hemen onun üstü Serdar Fidan arkadaşlar. Yani ben çok memnunum. Başka ne diyecektim, ha, kalıpları falan aldı ya, ay nasıl bir tat geldi. Bir de bana şey yaptı, bakın mideniz bulanmasın da bacılar, gelin geçici diş yaptı şu alta. Asistan dedi ki biraz nazik davran dedi, hani çıkabilir dedi. Zaten geçici diş. Ama benim tahminim 1-2 güne çağırır. Yarın çağırırsa, yarın cumartesi, yarın ama çağırmaz. Pazar günde kapalı mı? Bence pazartesiye çağırır, aynen. Pazartesiye çağırır. Ön dişleri, ben var ya bak, tamam. Önemli olan hani arka dişler, sonuçta onlarla yemekliyorsun. Ama ben şu ön iki dişi nasıl yapacak onu merak ediyorum. Annemle konuştum. Anne dedim, hani beyazlatma yapmayacakmış, temizletme yapacakmış dedim. O zaman beyaz, hani beyazlat tabii dedi. Hani şuralarda sarılıklar var ya, oralar geçermiş sonuçta, temizleyecek. Ben de öyle şey yaptım. Bir de arkadaşlar doktora soracağım, hocam diyeceğim, önerdiğiniz diş macunu nedir diyeceğim. Bir de siz de yorum yapmışsınız, hani arada bir karbonatla limonu dişinize sürüyor musun? Onu da yapacağım. Dişlerime çok önem vereceğim arkadaşlar. Bak, fiyatını ben size hiç yalan söylemedim. Asla. Fiyat
O 10.500 arkadaşlar. Önden bir cüzi rakam veriyorsunuz bacılar. Taksit öyle ödüyorsunuz. Dişinizi yaptırmak istiyorsanız gidebilirsiniz yani. Asla işbirliği değil ha. Ondan sonra bacılar bir şey diyecektim size. Ha, kız 3 gündür internet yok bizde. Ya duyun. Dün yorumlarınıza kalp de bırakamadım bacılarım. Ne olacak? Bugün aradım bak. Dün de anlattım işte değil mi? Aradım bu saatte gece. Şu saatte. Bugün de aradım baktım internet şeye gözüküyor telefonda ama bağlanmıyor. Neyse arayayım dedim. Aradım. Bayan dedi bir şeylere girdi dedi hani modemde olmuyor dedi. Ekip göndermemiz lazım dedi. Yarın arkadaşlar 8.30 ile 13.30 arası yani 8.30 ile 1.30 arası teknik servis gelecek. Modemde galiba bir problem var arkadaşlar. Onu yapacak. Yani internetsizim. İnanır mısınız arkadaşlar? Kendi internetimi kullanıyorum. Videoyu yükledim. Ana sabah kalktım ki video yüklenmiş. Tekrardan başlayayım yükle. Ya? Bu sefer uyanık kalmam lazım. Hani internette çok kalırsam, YouTube'da çok kalırsam internetim biter. Fazla şey gelir o yüzden. Onu yani böyle uğraşıyoruz. İnternetsiziz bacılar. Ne olacak bilmiyorum. Dur bakayım yarın gelsin de halletsin. Yarın da işte ben nefesin jimnastiğine gideceğim. Nasıl olacak? Ciddi ha nasıl olacak? Bak onu düşünemedim ben. İnşallah erken saate gelirler de. Oy hoş. Vallahi bilmiyorum bacılar. Ne yemek yapacağım, ne edeceğim hiç bilmiyorum. Aha çamaşır burada kalmış. Sereceğim. Yağmur yağıyor, çileştiriyor. Kurutmalığa serim. Ne yapayım? Kurutmalığa açınca da balkon daracık gözüküyor o merdivenden. Çok tıkış tıkış oluyor. Ondan sonra çamaşır atmam lazım tekrardan. Evi tekrardan süpürmem lazım bacılar. Bugün işte dediğim gibi ne yemek yapacağız bilmiyorum. Neyse ki seher şefim var diye erken gelecek ya. Abla dedi ben yaparım dedi. Elimde kahveyle kaldım bakalım. O işte dur bakalım ne yapacak. Ben geç yediğim için arkadaşlar. Ne çocuklar da geç yedi. Canlı şimdi bir şey istemiyor. Dur bakalım seher şef gelince ne yapacak. Neyse bacılar bugün cuma. Hayırlı cumalar. Hayırlı nurlu cumalarınız olsun bacılarım. Can Muhammed mi gelecek? Evet gelecek. Hoş geldin. Aa nefesmiş. Aa değişiklik oldu. Neyse arkadaşlar başlayalım. Ah kahvemi dökecektin oğlum. Neyse Can Muhammed sussun da dur bir dakika. Hadi dua edelim oğlum. Ya Rabbi sana açtım ellerimi sana sığındım. Her şeyi gören işten sensin. Siz de ellerinizi açın bacılar. Sana açtım ellerimi sana sığındım. Her şeyi gören işten sensin. Senin eşin benzerin yok. Senden başka ilah yok. Ol deyince olduransın Rabbim. Sen yoktan var edensin. Sen doğmamışsın, doğrulmamışsın. Senin kudretin her şeye yeter. Allah'ım öncelik olarak ya Rabbi. Depremde hayatını kaybetmiş kardeşlerimize, selde hayatını kaybetmiş kardeşlerimize rahmet eyle, mekanlarını cennet eyle, yaralı kardeşlerimize, yardıma muhtaç olan kardeşlerimizin yar ve yardımcısı ol ya Rabbi, ülkemizi felaketlerden koru, ülkemizi tüm sıkıntılarını gider, ümmeti Muhammed'in sıkıntılarını gider, evlatlarımıza, sevdiklerimize, ailemize sağlıklı, mutlu, huzurlu, uzun ömürlü yıllar nasip et. Kazasız, belasız yıllar nasip et ya Rabbi. Bizleri hastalıklarla sınama. Evlatlarımız vatanına, milletine salih, seni seven, peygamberimi seven, Kur'an'ını, dinini seven, helal süt emmiş, ağırlı, namuslu evlatlar olsun. Onları okutabilelim, ileride iyi bir meslek sahibi olsun. Onları evlendirebilelim, torunlarımızı görebilelim, mutluluklarını görebilelim. Bizlere nasip et ya Rabbi. Hastalara şifa ver, Şafi ismin nimetine şifalarını ver. Evlerimizde bolluk, bereket, mutluluk, huzur olsun. Bizleri kötü insanlardan koru. İnsan kılığına bürünmüş şeytanlardan bizleri koru ya Rabbi. İş arayan kullarına hayırlı iş kapıları aç. Evlat sahibi olmak isteyen kullarının kucaklarını boş bırakma. Ev sahibi olmak isteyen kullarına hayırlısıyla ev sahibi et ya Rabbi. Genç kızlarımıza, genç oğlanlarımıza hayırlı eşler, hayırlı eşler nasip eyle ya Rabbi. Tüm ümmet-i Muhammed'in sıkıntılarını gider. Sevdiklerimizi kaybettik. Evlat, eş, ana, baba kaybettik. Bizlere sabırlar ihsan eyle. Sabır değil, bize yardım et ya Rabbi. Allah'ım
Bize iman zenginliği ver. Bize maddi manevi zenginlik nasip eyle ya Rabbi. Sana layık bir kul olabilmeyi, Peygamber Efendimizin ümmetine yakışır insanlar olabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım tüm dualarımızı kabul eyle. Amin ya Rabbi. Arkadaşlar aklıma bu kadar geldi. Dualarımız için El Fatiha. Allah'ım Allah'ım bizi hayırlısıyla Ramazan'a, 11 ayın sultanına kavuşmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Duamızı da unutmayalım. Arkadaşlar duamız böyleydi. Allah kabul etsin. Daha çok dualar var. Aslında ben tek başımayken öyle bir işten dualar ediyorum arkadaşlar. Böyle ağlıyorum ya. Böyle var ya. Bak şimdi de böyle ağlıyorum ha. Bakmayın öyle güldüğüme. Gerçekten böyle ağlayasım geliyor. Dua ediyorum böyle. Ne bileyim. İnsan her şeye üzülüyor gerçekten. İnsanlar böyle çok ağır imtihanlardan geçiyor. Allah yardımcımız olsun. Çok zor arkadaşlar. O selde hayatını bak kaybedenler. Annem az önce anlattı. Bir hamileymiş, 1,5 yaşında kızı varmış. Kadın da hamileymiş selde. Aha depremden kaçmışlar bak selde. Öyle aha bulunamıyormuş. Yani insanlar çok ağır imtihan var ama Allah'ın emri. Ben mesela eşimi çok özlüyorum. Ama dayanmam lazım. Elden bir şey gelmiyor. Ağlasan, sızlasan hiç elden bir şey gelmiyor ki. Sabretmemiz lazım. Sabretmek çok zor bir şey arkadaşlar. Dünyadaki en zor şey sabretmek. Biliyorum meyvesi çok tatlı. Çok acı bir şey ama sonu çok tatlı bir şey. Ama işte insan oldum. İçim çok dolu arkadaşlar ya. Bakmayın öyle hani şey yapıyorum böyle hani video çekiyorum. Yani anlatamıyorum bak konuşamıyorum de ya benim iyi olmam lazım. Çocuklarım var çünkü. Çocuklarım için benim iyi el. Şimdi ben kötü olsam bu çocuklarım diyorum hani ruhsal olarak kötü olsam bu çocuklar ne yapacak diyorum. O gün ağam psikolojim de bozulmuştu. Kötü haldeydim. Dedim Allah'ım ben iyi bir anne değil miyim dedim böyle. Allah'ım yardım et dedim. Ya ne bileyim arkadaşlar içim çok dolu ya valla. Sizlerin de canımı böyle sıkıyorum. Kusura bakmayın zaten sizlerin de derdi var. Hani benim derdimle boğulmayın ama hani böyle arada bir diyorum ya içimi döküyorum işte. Böyle hani zaman geçtikçe böyle bu özlem daha da artıyor. Çok artıyor. Çok 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 artıyor böyle. Onun yokluğu çok hissediliyor arkadaşlar. Çok çok hissediliyor ya. Onun yokluğu çok belli. İşte. Neyse bacılar. Biraz içimi döktüm. Böyle duada edince var yani. Böyle oturuyorum Allah'la konuşuyorum böyle hani. Böyle namazdayken. Oturuyorum böyle Allah'la konuşuyorum. İçimi döküyorum. İyi geliyor bana biliyor musunuz? Ağlamak iyi geliyor. Allah'a içimi dökmek çok iyi geliyor bana. Çünkü Allah bu acıyı verdi. Neyse bacılar öyle ya. Allah büyüktür. Değil mi? Ne yapıyorsunuz annem? Neyse. Sizin de kafanızı şişirdim. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için arkadaşlar. Birazdan neyse, görüşürüz. Neyse ben durmayayım bacılar. Şu çamaşırları sil. Ha, dedim ya. Ya. Dur oğlum. Bak dur bebeğim. Canım Ahmet dur. Dur anne. Çekil. Ya da bunu öyle mi? Tamam. Ah, bak oldu. Böyle. Dur bebeğim. Elin sıçmasın ama ay ne oluyor ya? Böyle işte arkadaşlar bakın daracık oluyor. Hani bu merdiven var ya onun için yoksa balkon bayağı bir geniş. Ama işte ne yapalım? Şu an nasıl? Canım Ahmet'in kalacak. Minicik. Minicik minicik. Minicik pantolon. Oğlum tırman, niye tırmanayım? He? Şeye tırmanıyor. Aslında var ya arkadaşlar, ben İstanbul'dayken ne yapardım biliyor musunuz? Hep evin içine sererdim. Yumuşatıcı koyunca daha kokusu kalıcı olurdu. Ama eve sermek iyi değil biliyorum. Güneş ışığının alması lazım da. Dışarıya serince de kokusu kadar çok kalmıyor değil mi? Ya da ne bileyim artık yumuşatıcıların hani şeyi mi değişti anlamadım. O kadar çok koku kalmıyor ya.
Kimi diyorsunuz kızın altını içine bahsettin? Ne yapayım bakayım, ne yapayım? Konuşuyorum işte ya. Konuşarak motive oluyor. Seyredin hiç kıyafetleri. Aaa teyzesi, nerede teyzesi? Gel gel teyzesi gel. Şöyle bunlar hemen kuruyor zaten. Ay böyle ters asamam ben, biliyor musunuz? Sikim var benim arkadaşlar. İlla böyle çevirebilir böyle asacağım. Dur oğlum. Arkadaşlar Seher şefimiz hemen menüyü belirledi. Buzluğa şey atmıştım yazın bacılar, biliyorsunuz dolmalık biber atmıştım. Hemen ne yapayım ne yapayım dedi, aklına geldi abla bunu yapalım dedi. Dolmalık biber, ondan sonra bir de yaprak sarması yapıyor arkadaşlar. Şöyle içine hazırladı. İçine de arkadaşlar biraz bulgur koydun değil mi Seher? Şöyle arkadaşlar işte yapıyor. Böyle yani bacılar. Bugünkü menümüz bu. Yanına cacık yapar mıyız? Ya cacık yaparız ya salata yaparız. Aynen. Sen nasıl istersen. Sen canım ne istiyorsan. Böyle fark etmez. Tabakta mı saracaksın? Evet, vallahi arkadaşlar Seher geldi hemen menüyü belirledi. Yoksa ben kara kara düşünüyordum. Ne yapayım ne yapayım ne yapayım. Servisteyken belirlemiştim. Ha? Hatta iş yerindeyken. İşte sana Seher şef diye boşuna demiyorum ya. Şef. Ay bacılar bugün size şeyi göstereyim. Seher'in aldığı granit tencere setini göstereyim size bacılar. Durun da. Çok güzel. Emsan markası. Göstereyim birazdan Allah izin verirse. Yapraklar da küçük değil mi Seher? Ya, çok küçük. Böyle ön tarafa şey yapmıştı. Ne? Büyükleri gece. Gece git abla, ne olmuş? Gece git git. Teyzem korkuyor sen. Vallahi korkuyorum abla. Elimde değil, korkuyorum yani. Gece pıs pıs pıs. Git bebeğim git. Ben de arkadaşlar şunları sereceğim. Bu ne derseniz Seher'le benim kabanımı yıkadım. Onları bir serim şimdi. Ay içine girdi. Neyin? Bir şey olmaz, dolabın içine girdi. Bacılar. Yemeğimiz pişiyor. Ayrıyetten Seher mercimek çorbası da yapıyor arkadaşlar. Çocuklar çok sevdiği için. Bugünkü menümüz bu. Bacılar yağmur yağıyor. Kabanları sermiştim. Hemen topladım bakın. Oo, bakın şuradan ses nasıl geliyor bak. Çinko var ya. Çok güzel. Arkadaşlar Seher şef bir de salata yaptı. Soframız hazır. Nefes aşağıda, teyzem Gül de orada yiyecek. Can Muhammed de uyuyor. Biraz vakitsiz uyudu ama olsun. Şöyle son halini de göstereyim bacılar. Ay duman oldu. Arkadaşlar hazır Can Muhammed uyumuşken ben de size Seher'in şöyle tencere setini göstereyim bacılar şu şekilde. Şöyle. Emsa'nın Luca granit tencere seti modeliymiş arkadaşlar. 7 parçadan oluşuyor. Hemen açılışını yapayım şöyle. Çeyizci kızlar. Siz de merak ediyorsunuz değil mi? Açayım mı? Ha, iyi. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar 3 tencere bir tavadan oluşuyor. Bir dakika. Şöyle biri. Şey ha burada bunu takacağız arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle cam kapaklı. Bakın burada bunu şu şekilde yani. Bakın şöyle model. Biraz daha yakın. Bunun posu dediğim gibi takılacak. Ayrı şey alınmış. Cam kapaklı arkadaşlar. Çelik kenarları çelik değil. Böyle. Bu da bu modeli. Bakın. Ondan sonra en büyük modelini de göstereyim hemen size bacılar. Bu da işte karnı yarı. Yani. Ama rengi çok güzel arkadaşlar. Böyle nasıl biliyor musunuz?
gri mavi böyle karışık. Çok tatlı bir rengi var. Görüyorsunuz zaten. Bunların da siyah. Şöyle bu da en büyük boy arkadaşlar. Bakın. Çok güzel. Hem sam kalitesi valla. Bunlar yerleşti. Havasını da göstereyim bacılar size hemen. Havası da bu şekil. Şöyle bakın. Bu şekilde bacılar. Havası da bu şekilde. Fiyatı arkadaşlar ne derseniz 800 lira fiyatı. Bence gayet iyi. Öyle değil mi? Bu şekildeydi bacılar. Ben çok beğendim vallahi, çok güzel duruyor. Çok da kullanışlı olur. Zaten tencereye gerek yok çünkü biliyorsunuz çelik tencere de aldı. Ondan sonra bunlar da var. Bayağı iyi yani, yeter. Böyleydi bacılar. Arkadaşlar yemeğimizi yedik, tatlımızı da yiyelim. Dünden kalan tatlı bu kadar. Şöyle seher şefle kendime çay doldurdum. Bacılarım, köşeme oturdum. Kapanışımı yapacağım. İnşallah. Bir şey unuttum. Bugün cuma arkadaşlar. Eşim için 3 İhlas 1 Fatiha okur musunuz bacılar? Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Burada videomu kapatayım izniniz olursa. Gözlerimden de anlaşılacağı üzere uykum çok geldi. Valla gözlerim kapanıyor. Erkende kalktık ya. Bacılar lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, Instagram adresimi takip etmeyi lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum bacılar. Kendinize iyi bakın. Yarın inşallah görüşürüz. Hoşça kalın.